Evet sevgili arkadaşlar uzunca bir süre sonra tekrar birlikteyiz. Bu açıkçası bir ders videosundan ziyade ufak bir sohbet videosu. Hani bizi neler bekliyor? Ben bir süredir ortada yoktum. Neler oldu? Neler bitti? Yeni dönemde hem yaz döneminde hem ilerleyen dönemlerde planlarımız neler? Bunlarla ilgili kısaca konuşmak için tekrar dediğim gibi uzunca bir süre sonra mikrofonun başına geçtim. Aslında daha önce geçecektim ama ben normalde ders çekerken o heyecanı, o enerjiyi, o isteği hep hissetmeyi severim. Çünkü hani derler ya bir işi aşkla, şevkle yaptığınızda onun etkisi daha büyük olur. O yüzden ben hani mikrofonun karşısına geçip size bir şey anlatacağım vakit muhakkak o hissiyatı içimde bulmak isterim. Bugün bir pazar günü o enerjiyi bulmuşken bilgisayarın karşısına geçtim. Şimdi geçtiğimiz vakitte neler oldu? Malum bildiğiniz gibi bu salgın dönemi pek çoğumuzun hayatını, işlerini, ondan sonra ilişkilerini farklı şekillerde etkiledi. Yani farklı bir hayat tarzına, farklı bir diyelim normale alışmaya çalıştık. Ben de yollar açılınca bir şehir dışına, memlekete gittim geldim diyelim. Daha sonra da bizim öğrencilerimizin pek çok hazırlık sınıfında, pek çok üniversitede Malum İngilizce yeterlilik sınavı dönemi gelmişti. Çok yoğun şekilde essay kontrol vardı. Onun dışında proficiency sınavlarıyla dediğim gibi bu yeterlik sınavları olsun, TOEFL, IELTS olsun farklı sınavlardan öğrencilerimize rehberlik çalışmaları vardı. O sebeple de pek bilgisayar başına geçmek, ders çekmek mümkün olmamıştı. Onu takip eden sürede de Hüseyin Demirtaş Akademi'deki kendi video eğitim paketlerimizle alakalı güncellemeler, yeni dönem planlamaları vardı. Ama nihayet hani pek çok şey yerine oturdu diyebilirim. Hani bundan sonraki süreçte nasipse YouTube kanalı üzerinden daha sık birlikte olacağız. Biriken talep edilmiş olan pek çok ders soru vardı. Bunları açıklamaya, cevaplamaya çalışacağım. Yine aynı zamanda hem İngilizce öğrenmek adına hem de İngilizce öğrenmeye farklı açılardan yaklaşmak, dil bilincimizi artırmak adına önemli gördüğüm, ya da farklı mecralarda bulamayacağınız bilgileri, tecrübeleri sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi bu süreç tabii hepimizi dediğim gibi farklı şekillerde etkiledi. Kimimiz fark ettik bu etkileri, kimimiz belki zaman içerisinde fark edeceğiz. Alışkanlıklarımız, iş yapış biçimlerimiz değişti. Benim özellikle gördüğüm, fark ettiğim şeylerden birisi hani bu süreç online yani internet üzerinden eğitimi daha da önemli hale getirecek. Pek çok klasik diyelim geleneksel kurum bu dönüşüme hazır değildi. Hani onun değişim sancıları yaşandı. Biz Hüseyin Demirtaş Akademi'de son 4-5 yıllık süreçte yoğun şekilde online eğitimlerimize mesela birebir yaptığımız dersler olsun, kurslar olsun bunları hep video eğitim paketleri haline dönüştürüp Öğrencilerimizin 7-24 farklı şehirlerden, farklı ülkelerden erişebileceği hani yeni nesil bir eğitim sistemi hayal edip o şekilde çalışmıştık. Haliyle tabii bizim yol haritamız farklıydı ama o şekilde hazırlanmış olmamız bu süreçte birazcık daha kafamızın rahat olmasını sağladı. Ve de tabii ki hani geleceği düşünerek hareket etmiş olmanın faydasını dediğim gibi görmüş olduk. Biz de Özellikle bu ilerleyen dönemde hem YouTube üzerinden Hüseyin Demirtaş İngilizce kanalı üzerinden bu bir zaten bizim için temelde bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlamıştı. Buradan geniş kitlelere, geniş öğrenci gruplarına İngilizce ile alakalı, iş hayatı ile alakalı, akademik hayatla alakalı İngilizceye dair derslerimizi, kaynaklarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Onun dışında da kendi öğrencilerimiz için ya da ileri seviye İngilizce çalışma sürecinde olan öğrenciler için kendi programlarımızı Hüseyin Demirtaş Akademi'de geliştirmeye, kitaplarımızı, eserlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte ben şunu fark ettim. Bazen hani günün akışına kendinizi bıraktığınızda gerçekten kendi öncelikleriniz çok karışmış hale geliyor. Mesela özellikle o salgın döneminde işte bağışıklık sisteminden tutun da küresel finans piyasalarına kadar pek çok alanda ben Üzerlerce röportajız dedim, programlar takip ettim, yazılar okudum. Tabii hepsi bana bir şeyler kattı. Dünyaya bakışımı, ondan sonra olaylara bakışımı geliştirdi, zenginleştirdi. Ama bir yandan da temel işimden, yani benim insanlara en çok fayda sağladığım alan, zannedersem İngilizce eğitimi ya da o dil bilincinin verilmesi, mesleki anlamda, akademik anlamda ilerlemeyi sağlamak o alanda harcadığım vakti ve enerjiyi, emeği azaltmış oldu. O yüzden şu an düşünüyorum, evet, içinde bulunduğumuz süreçle alakalı düşündüm, taşındım, araştırma yaptım, hani kendi çapımda, kendi gücümün yettiğince kendimi yetiştirmeye çalıştım. Ama bakıyorum, sürekli haberleri takip etmek, sürekli aynı şeyi tekrar tekrar duymak, artık bir yerden sonra insanı yormaya başlıyor. Ki tekrar edilen hani bilgiler de aynı şekilde karşımıza geldiği için. O yüzden mümkün mertebe kendi eğitim süreçlerimize ne yapmak? Daha fazla odaklanmak benim önceliğim olacak. Genel olarak gözlemlediklerim bunlar sevgili arkadaşlar. Yani gündemi gereğinden fazla takip etmemek lazımmış. Ben zaten normalde çok e, haberleri takip eden bir insan değilim. Çünkü haberler genellikle birbirini çok tekrar eden bültenler şeklinde dönüyor. Ama bu süreçte hani bu sıra dışı dönemde haberleri, gündemi, medyayı daha çok takip ettim. Ve medya açıkçası insanlara sürekli bir korku, endişe. Çünkü iyi şeylerin genelde haberi yapılmaz. Kötü şeyler insanları daha çok cezbettiği için böyle medya dünyasında işte kötü haberler, felaketler, afetler. Bunlar daha çok izlendiği için, daha sansasyonel olduğu için daha çok haberlerde, medyada yer bulur. O yüzden sürekli aynı şeylere maruz kalmak hem insan ruhu için iyi değil hem insan enerjisi, motivasyonu için iyi değil. O sebeple dediğim gibi ben kendi özellikle haberlere olan yaklaşımımı haberlere ayırdığım vakti daha sınırlandırıp daha özetler şeklinde medyayı takip etmeyi planlıyorum. Sonrasında da o vakti enerji yani hepimiz sonuçta siz, ben, başkası pek çok insanın uzman olduğu bir alan var ya da uzmanlaşmak istediği, varmak istediği bir hedef var. Enerjimizi, vaktimizi oraya ayırmak muhtemelen hem bireysel olarak bizim için hem de toplumsal olarak ülkemiz için daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum Evet yeni derslerde Görüşmek üzere ne derler e, Mikrofondan bilgisayardan Epeyce süredir uzak kalmışım Aralarda tabi bizim rehberlik seanslarıyla Dönem dönem yurt içinden Yurt dışından görüştüğümüz öğrencilerim oldu ama Böyle bilgisayarın karşısına Kaç haftadır geçmemiştim siz için Ders çekmek için Tekrardan bu topluluğun karşısına geçmek Sizinle birlikte olmak güzel Çünkü geçen rakamlara baktım yani 170 bin kişi aktif olarak abone olan arkadaşımız var aramızda Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce kanalını. Ve bir kanal olmuş. Hani eğitim olarak, eğitim camiası sonuçta burası bir müzik kanalı ya da bir animasyon kanalı değil. Hitap ettiği kitle hani daha sınırlı bir kitle ama yine de çok güzel büyük bir topluluk oluşturmuşuz. Hani bu topluluğun oluşması beni açıkçası memnun ediyor ve bu topluluğa daha çok fayda sağlayacak içerikler, projeler geliştirmek için ben de tekrar ne diyelim kolları sıvamış oldum. Şimdi ben bu dersi, bu sohbeti sizin için İstanbul'dan, Sarıyer'den çekiyorum. Artık dünyanın neresindeyseniz, Türkiye'nin neresindeyseniz hepinize selamlarımı gönderiyorum. Umarım sağlıklı, güzel bir dönem bizi bekliyordur. Umarım hani bu zor zamanları geride bırakır. Tekrar hem kendimiz için hem ülkemiz için güzel işler yapmaya odaklanabiliriz. Evet benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar sevgili arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.